Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün modifikasyon yapıyoruz. Tekrar merhaba. Bugün bir modifikasyon yapıyor olacağız, sessizleştirme operasyonu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hatırlıyorsanız geçen gün bilgisayar toplama videomda bir kesintisiz güç kaynağından bahsetmiştim ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım size bilgisayarınızı korumak açısından. Ve Tunç Matik marka 2000 volt amperlik bir kesintisiz güç kaynağı aldığımı göstermiştim size. Ancak güç kaynağı işini muhteşem bir şekilde yerine getirmesine ve beni defalarca elektrik arızalarından, işte bilgisayarımı korumasına rağmen şöyle bir arızası ortaya çıktı ki alet çok gürültülü çalışıyor. Acayip bir fan gürültüsü var. Ve ben bunu ne yazık ki bu ürüne karar verdiğim sırada yeterince araştırma yapmadığım için fark etmedim ilk kullandığım güne kadar. O kadar çok gürültü çıkartıyor ki güç kaynağı. Hatta şimdi size örnek seslerini de dinletiyor olacağım. O kadar çok gürültü yapıyor ki güç kaynağı bilgisayarın sesinden kat be kat daha fazla gürültü çıkartıyor ve ara ara devreye girmesine rağmen çalışma ortamının sesini o kadar çok bozuyor ki artık ben buna dayanamadım ve bir fan modifikasyonuyla sessizleştirmeye karar verdim. Cihazın arkasında zaten dışarıdan da görebildiğiniz bir fan var. Ve küçük bir fan, 65 mm. Üzerindeki model numarasından zaten fanın ne kadar gürültülü çalıştığına dair bir takım bilgilere ulaşabiliyorsunuz üretici sayfasından. Ne yaptım? İlk önce gidip fanın buradan model numarasını buldum. Ondan sonra model numarasını internette aradığımda datasheet'ine ulaştım fanın. Ve bu fanın hangi hızla döndüğünü, ne kadar bir hava basıncı sağladığını, statik basınç sağladığını, debisini ve gürültü oranını falan öğrendim. QuietPC.com adresine girip İngiltereli bir firma, çok çok meşhur bir firma bu PC sessizleştirme konusunda bulabildiğim en yakın fanı satın aldım. Bu da daha önce benim bilgisayarın CPU'suna da taktığım ve çok beğendiğim Alman marka bildiğim kadarıyla Noctua marka NFA6x25PWM model numaralı fanı satın aldım. Çok da ucuz bir fan. 10 sterline falan, 14 sterline falan satın alıyorsunuz. Bu arada size PC sessizleştirme konusunda tavsiye edebileceğim muhteşem bir üründen bahsetmek istiyorum. Silikon ayaklıklar. Bilgisayarınızın ya da işte gürültüyle çalışan diğer cihazların, işte çamaşır makinesinin falan ayağına takabileceğiniz silikon pedler ve İnanamazsınız yani ne kadar gürültüyü kestiğini. Yani mühendis olmama rağmen bunun bu kadar gürültüyü kestiğini görünce gözlerime hatta kulaklarıma inanamadım. Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. 4 sterlin civarında bir fiyata satılıyor. Yani 20 lira gibi bir şey. Bunlardan ben iki çeşidi var. Sert ve yumuşak diye. Sert olanı 30 kiloya kadar. Yumuşak olanı da bildiğim kadarıyla 14 kiloya kadar cihaz taşıyabiliyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede sessizleştiriyor. Şimdi bu ayakları ben kesintisiz güç kaynağına takmayacağım. Çünkü kesintisiz güç kaynağının uğultusu içerisindeki bir mekanizmanın çalışmasından gelmiyor. Sadece fan gürültüsü var. Şimdilik fanı değiştirerek devam edeceğim. Ondan sonra da göreceğiz. Bakalım ne kadar sessizleşmiş olacak. Şimdi yakın bir açıya keseyim. Ondan sonra da fanı değiştirmeye başlayalım. Bu arada cihazın arka panelini açıyor olacağım. Bunu yapmakla cihazı garanti dışı bırakmış oluyorum. Eğer beni takip edip siz de yapacak olursanız cihazınız garanti dışı kalacak. Haberiniz olsun. Ben bunu çok önemsemiyorum. Çünkü çok sağlam olduğunu düşündüğüm bir cihaz. Garanti süresi 2 sene. 2 sene içerisinde olabilecek bir arıza. Yani o riski alıyorum açıkçası, öyle düşünün. Sessiz iki sene geçirme adına. Ayrıca bu cihazın içerisinde aktif elektrik var, piller var çok güçlü. Dolayısıyla pil haznesinin olduğu yere kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Bizim yapacağımız şey çok basit. Şu arkadaki paneli çıkartıp, arkada nasıl bir manzara olduğunu bilmiyorum. Ama tahminimce pil bölmesini ayırmışlardır. Pil bölmesiyle arkadaki elektrik teçhizatı.
Çok fazla bir şey yapmadan fanın pinini söküp yeni fanı vidalayıp pinini takıp kapatıyor olacağım. Yani büyük ihtimal sadece 4 tane arka panel vidası, 4 tane de fan vidası söküp geri yerine takarak bu işlemi bitiriyor olacağım. Tekrar hatırlatayım, bu işlemi yaparak cihazınızı garanti dışı bırakmış oluyorsunuz. Benden söylemesi. Ayrıca kesintisiz güç kaynağının içini açma işi biraz tehlikeli bir iş. Genelde bildiğim kadarıyla ön taraftan pillere ulaşılır. Bu cihazın ön tarafında herhangi bir pillere ulaşma yeri göremiyorum. Dolayısıyla arkadan ulaşılıyor olabilir. Süper dikkatli olacağım. Hiçbir şekilde elektrikli bir aksama dokunmamaya çalışacağım. Dediğim gibi sadece fanın pinini söküp yeni fanı takıp vidalayıp işi bitirmeye çalışacağım. Evet, şimdi daha yakın bir açıya keselim. İşlemi beraber yapalım. Ben de size o sırada neler yaptığımı, neler düşündüğümü de anlatmaya çalışırım. Görüşürüz. Fanı değiştirmeyi başardım sonunda. Ancak beklediğimden biraz daha zor oldu. Şimdi burada sizle biraz deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Siz de böyle bir işe girişecek olursanız en azından size yol gösterebilmiş olmayı isterim. Birincisi, aletin içini açabilmek için arkadaki 4 vida yeterli değilmiş. Onlar bayağı hiç alakasız, sökmenize hiç gerek olmayan, o paneli tutan bir takım küçük vidalarmış. Ondan sonra panelin alt tarafından 6 tane vidayla cihazı açıyorsunuz. Kolay bir şekilde açılıyor. Birinci şey uyarı. Aletin içerisinde sürekli elektrik var. 220 volt elektrik var. Ve bunu düşünerek birincisi çalışmanız gerekiyor. İkincisi bence hemen akünün üzerindeki pozitif bağlantıyı çıkarmanız lazım. Ve ondan sonra içerideki komponentlere dokunabilirsiniz. Elektrik olmadığından emin olmak için. Üçüncü söyleyeceğim şey şu. Fanın pin sayısı 2. Yani 2 pinli bir bağlantısı var buradaki fanın. Bu arada benim aldığım fan 4 pinlik bir fanmış. Fanı çalışabildiği maksimum hızda çalıştırabileceğiniz şekilde sadece nötr ve fazdan bağlayarak da çalıştırabiliyorsunuz. Bu şekliyle fan hız kontrolü yapmadığı için olabilecek en gürültülü haliyle çalışıyor. 2 pini tekrar anakarta bağlarken yalnız anakartın üzerindeki lehimleri söktüm. Şimdi bu normalde pek bir problem değil. Ancak ben lehim konusunda çok böyle hani evet lehim yapıyorum ama çok da acayip deneyimli olmadığım için pinleri tekrar anakarta lehimlerken biraz oraları zedeledim ve çalışmaz hale getirdim. İşte işin riski bu zaten. Ancak yani tam böyle servise gönderme, işte garanti dışı servis ve işte cihaz elimde olmayacağı dönem içerisinde yedek bir cihaz alma planları falan yaparken bir anda aklıma şey geldi. Yeni satın aldığım fanı aslında herhangi bir şekilde bir yere kısa devre yapıp çalıştırabilirim. Sadece 12 volt voltaja ihtiyacım var. Dolayısıyla aletin anakartı üzerinde 12 volt alabileceğim bir yerler bulmaya çalışırken tam da cihazın üst LED panelini, LED ışıklı panelini anakarta bağlayan kablolardan bir tanesi 12 volt, bir tanesi de nötrmüş. Birçok kabloya sahip tabii o. Böyle bir flex kablo gibi. Fanı oraya kısa devre yaparak çalıştırdım. Çok da iyi çalıştım. Tabii normalde cihazın fanı sürekli çalışmıyor. Sadece cihaz ısındığında işte lehimlerini kırdığım noktadan çalış sinyali gönderip fanları döndürmeye başlıyor normalde. Benim yaptığım haliyle fanlar sürekli çalışıyorlar. Ancak yeni aldığım fan bu eski dandirik çimbalı fana göre böyle 10 kat falan daha sessiz olduğu için herhangi bir gürültü duymuyorsunuz. Üstelik yine nokta fanın yanında gelen sessiz modda çalışmasını sağlayan bir arı aparat var. Onu da kullanırsanız çok düşük seviyelere iniyor ses seviyesi. Tabii ses seviyesi düştüğü gibi fanın performansı da azalıyor. Dolayısıyla içeri ya da dışarı daha az miktarda hava atıyor olacak. Ama artık fan sürekli çalışan bir fan haline geldiği için ara ara işte bu fan gibi ara ara çalışan bir fan yerine sürekli çalışan bir fan haline geldiği için daha az problem çıkaracağını düşünüyorum. Evet, bir modifikasyon bölümü yapmış olduk. Sessizleştirme bölümü. Tunçmatik çok kaliteli bir marka. İçini açtığımda da zaten iç
aksamında ben yani böyle süper elektronikle uğraşan birisi değilim elektrik elektronikte ama iç aksamı gayet güzel, temiz ve düzenliydi. Tıpkı dışının olduğu gibi içi de güzeldi yani. Tek kusuru bence bu modelin çok dandirik böyle Çin model bir gürültülü çalışan bir fan kullanılmış olması. Ve evet bugün bir modifikasyon yaptık. Sessizleştirme modifikasyonu ve bu konuda bir miktar başarısız olmaya doğru giderken çok başarılı bir sonuçta bitirmiş oldum. Ve ses seviyesi inanılmaz derecede azaldı. Ve bu modifikasyonu yaptığım için şu anda çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde sessiz çalışacağım için çok mutluyum. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Kanalıma hala üye olmadıysanız da lütfen üye olun. İleride yine ilginç videolarla karşınızda olacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.